Merhaba, bu videomuzda yurt dışı borçlanmayla Türkiye'den emekli olanların veya genel olarak Türkiye'den emekli olanların yurt dışında çalışma izinleriyle, çalışma imkanlarıyla mümkün olup olmadığı ile ilgili irdeleme yapacağız. Bununla ilgili olarak tabii ki yurt dışı borçlanmanın tarihçesine de değineceğiz. İlk ne zaman çıktı, hangi sahiplerle çıkarıldı, buna değineceğiz. Hemen başlamak gerekirse tabii önemli olan aylık bağlamalarda çalışmalar kısmını daha çok vurgulayacağız. Ama tabii bunun için yurt dışı borçlanmayı da anlatmamız gerekiyor. Yurt dışı borçlanma 1970'li yıllarda ülkemizin içerisinde bulduğu ekonomik sıkıntılar, işte Avrupa'ya gönderilen gurbetçi işçilerimiz, bunlar kesin dönüş yapıyorlardı. Bunlardan sosyal güvenliklerini Türkiye'de tekrar sağlayamıyorlardı. Bunun için 2147 sayılı yasa, 7-6-1978 tarihli yasa rahmetli Bülent Ecevit döneminde, CHP döneminde ilk defa gurbetçiye böyle bir hak verdi. Ama buradaki mantık şuydu: ya bu gurbetçimize böyle bir hak verelim, hem biz sosyal devletiz 61 Anayasası'na göre, bunlara bu hakkı verelim, paralarını çarçur etmesinler, dövize ihtiyacımız var. O zamanlar tabii hatırlayanlar bilir, yaşı büyük olanlar, Türkiye'nin 70 sente muhtaç olduğu, dövize ihtiyacı olduğu dönemler. Buna da gurbetçimizi bir kaynak olarak görmüştür. Hatta kanunun gerekçesinde de böyle yazıyor: çok önemli bir kaynak olacak bu bizim için, diyor. Hem tasarrufa da teşvik etmiş olacağız gurbetçimizi, parasını çarçur etmeden elinden alacağız. Ona da bu hakkı vermiş olacağız. Çünkü primini iade alsa bir kişi, kendisi bir daha emekli olma imkanı yok, tekrar çalışması gerekiyordu Türkiye'de. Bunlardan dolayı böyle bir hak verelim ama bu geçici olsun dediler. Çünkü böyle bir hakkı devamlı vermek, bir yılla sınırlandırılmışlardı. Yani yurda kesin dönüş yaptıktan sonra bir yıl içerisinde başvuracaksınız. Öyle bir sınırlama getirmişlerdi. Yani daha sonradan da 83'te de dönseniz, döndükten sonra, kesin dönüşü yaptıktan sonra bir yıl içerisinde bu hakkı kullanmak zorundaydınız, borçlanma için. Kullanmıyorsanız bu hakkınız ölüyordu. Bununla ilgili işte bu devamlı yaparsak, bunu çok uygularsak birkaç sıkıntısı doğardı diye de gerekçede yazıyor. Onun için biz sınırladık diyorlar. Nedir? Birincisi diyorlar, böyle bir devamlılık olursa sistemden beklediğimiz fayda sıfıra iner. İkincisi, sistemde bir anarşi yaratır. Yani Türkiye'de çalışanlar, işte yurt dışından gelenler de diye böyle bir sıkıntı yaratır. Üçüncüsü de sosyal güvenlik kurumlarının mali yönünden iflasına sebebiyettir. Devam ettirirsek bunu, yurt dışı borçlanmaya ve onunla emekli olur. Mantık bu. Yani ileride tekrar değineceğim videonun devamında. Mantık bu. Yani yurt dışında, fakat o dönemde bu kanunun 7. maddesinde emekli maaşlarının bağlanması ile ilgili tek şart koşuyor. Diyor ki bu değerlendirilen sürelere ilişkin borcun hepsi yatırılmış olmaz. Yurt içinde, yurt dışında, şurada, burada çalışır çalışmaz diye bir hüküm yok. Bu nedenle 2147 sayılı yasadan 1 dolardı o dönemde, faydalanıp emekli olanlar yurt içinde de yurt dışında da, yani hem Türkiye'de hem yurt dışında çalışabiliyorlar. Bu kanun yaklaşık bir 7 sene uygulandı ama çok rentable değildi, iyi bir düzenleme değildi. Bazı aksaklıklar, mağduriyetlere sebep veriyordu. Bu nedenle tuttular, rahmetli Özal döneminde, Turgut Özal döneminde, 22.5.1985 tarihli, şu anda da hala yürürlükte olan 3201 sayılı yasa ihdas edildi, çıkartıldı ve öbürü yürürlükten kaldırıldı. Bu kanunda da gerekçe olarak zaten hiçbir şey yazmıyor, yani açık söyleyelim. Sadece diyor ki biz daha öncekini basitleştirerek daha kullanışlı halde vatandaşımıza bu hizmeti vereceğiz diyorlar. Kaldırmak gibi bir şey düşünmüyorlar. Yenisini ihdas ediyorlar. Tabii ki orada kalkması gerek, devamlı kullanılmaması gerek ama bununla ilgili bir kısıtlama yapmıştır 3201 sayılı yasa 85'te çıktığında. Mesela borçlanma yapabilmeniz için yine yurda kesin dönüş şartı aranıyordu. Kesin dönüşten itibaren 2 yıl içerisinde başvurmanız gerekiyordu. Başvurmazsanız bu hakkınız ölüyordu. Aylık alma
konusunda ise yine yurda kesin dönüş şartı var. 6. maddesinde şartlar aylık almak için diyor ki bu kanuna göre değerlendirilen sürelere istinaden, yani bu kanundan faydalanarak emekli aylığı alanlar yurt dışı borçlanma yapıp bir gün bile borçlanma yapsa yurda kesin dönüş olması gerekiyor. İşte tahakkuk ettirilen bedelin hepsini ödemesi gerekiyor. Borcun, döviz borcunu ve diğer şartları yerine getirmesi gerekiyor diye bir madde konmuştu. Aynı zamanda bu 6. maddenin B fıkrası hala da yürürlükte olan, daha sonra değiştirildi bazı şeyler. Bu kanun hükmünden yararlanmak suretiyle aylık bağlananlardan tekrar yurt dışında çalışmaya başlayanların çalışmaya başladığı tarihi takip eden aylık itibariyle aylıkları kesilir. Bu madde konuldu. İşte burada da yurda kesin dönüş şartı ve yurt dışında çalışmama yasağı o zaman başladı 1985'te. Bu yasak devam etti. Fakat şunu söylemek gerekir, borçlanma, onu zikretmek gerek bunu anlatabilmek için. Yurt dışı borçlanma kanunu devam ederken bunda da bazı sıkıntılar çıktı. Mesela 3. maddesinde yani yurda kesin dönüş yaptıktan sonra 2 yıl içerisinde başvurma şartı 2002 yılındaki 12-12-2002 tarihinde Anayasa Mahkemesi bir iş mahkemesinin başvurusu üzerine, anayasaya aykırı iddiası üzerine başvurdu ve bu maddeyi iptal etti. Dedi ki sen 2 yıl içerisinde yurda kesin dönüş şartını koyamazsın. Çünkü yurt içinde de borçlanma yapılıyor. O insanlar istediği zaman borçlanıyor. Sen bunlara döndükten sonra 2 yıl veriyorsun. Böyle bir şey olamaz dedi ve bunu anayasanın 2, 10, 60 ve 65. pardon 62 ve 65. maddelerine aykırı buldu. İptal etti 2002 yılında. Çalışma ile ilgili bu 6. maddedeki yurt dışında kesin dönüş şartı kuralı ise 98'de Anayasa Mahkemesi'ne gitmişti. Anayasa Mahkemesi 98'de verdiği kararda onu anayasaya aykırı bulmamıştı. Yani aylık bağlanırken yurda kesin dönüş şartı olur dedi. Bunda bir anayasanın eşitlik ilkesine aykırı değil. Çünkü yurt dışındakilerle yurt içindekilerin statüleri ayrı. İşten ayrılma, çünkü yurda kesin dönüş işten ayrılma demektir. İşten ayrılma konusunda yurt içindekilerle yurt dışındakiler ayrı statüde olabilirler. Bu anayasaya aykırı değilmiş. Ama 2002'de bu 2 yıl kuralı iptal edildi. Bunun üzerine hükümet, devlet 2003 yılında kanun değiştirdi. Bu düzenlemeyi kaldırdı. Orada çünkü yurda kesin dönüş şartı konmuştu. Kanunda zaten bir orada var. Yurda kesin dönüş şartı. Bir emekli aylığı bağlarken bir de geçici birinci maddede vardı. 2008 yılında da emekli sandığıyla ilgili Danıştay, pardon İdare Mahkemesi'nin başvurusu üzerine oradaki yurda kesin dönüş şartı da iptal edildi. Kanunda sadece emekli aylığı bağlarken, işte bugünkü konumuz emekli aylığı bağlarken olan yurda kesin dönüş şartı bırakıldı. Tabii ki bu süreç içerisinde yargı kararları devam etti hakkını arayan insanlarımız. İlk başta borçlanma, yurt dışı borçlanma kanunun konuş mantığı yargının verdiği kararlarla biraz farklılaştı. Demin anlattığım gibi işte kısıtlamayı kaldırdı. Aynı zamanda yurda kesin dönüş şartının kişinin Türkiye'ye dönmesini zorunlu hale koyamazsınız. Çünkü anayasa gereğince insanların yerleşim, seyahat özgürlükleri var. İstedikleri yerde oturabilirler. Siz bunu kısıtlayamazsınız dediler. Bunun üzerine kanun ona göre 2003'te yeniden yapıldı. Ta ki 2008 sosyal güvenlik reformu dediğimiz 5510 sayılı yasanın yürürlüğe girişine kadar ki o zaman 3200'de de çok değişiklikler yapıldı. O tarihe kadar birçok değişiklik oldu. İşte yurt dışındaki sigorta girişlerini saymaya başladı Yargıtay. Her şey normal rayından çıkmış oldu. Bu şekilde devam ederken mavi kartların borçlanması, işte bunlar da devam edildi. Fakat şöyle bir şey
2010 yılında çalışmalarla ilgili olarak şu getirildi. 2010'da yani çok talep olunca Türkiye'de de yurt dışı borçlanma yapanın yasaktı. Orada bulunan bir torba yasa değişikliğiyle tekrar Türkiye'de çalışma hakkı verildi yurt dışı borçlanma ile emekli olanlar. Ama yurt dışında çalışma ile ilgili olarak yasak devam etti. Maalesef hala yurt dışı kesin dönüş şartı, yani yurt dışında çalışma yasağı devam ediyor. Burada yorum yapıldı, işte yönetmelikte de açıklama yapıldı yeni düzenlemeye göre. Dediler ki kesin dönüş, işte tası tarağı toplayıp her şeyi buradan kapatıp gitmek değildir. Tamam, kabul ediyoruz ama bütün sigortaya ilişkin çalışmanızı sonlandıracaksınız. Yurt dışında da oturuyorsanız çalışmayı sonlandıracaksınız. Artı tıpkı Türkiye'ye dönmüş gibi, tasınız tarağınızı toplamış ve dönmüş gibi ikamete dayalı sırf orada oturuyorsunuz diye size verilen bir sosyal yardım varsa bunları da almayacaksınız. Sosyal yardım veya sigorta ödeneği almayacaksınız ikamete dayalı. Tıpkı Türkiye'ye dönenler gibi olacaksınız yurt dışında otursanız da. İşte böyle bir düzenleme getirdiler ve hala bu uygulanıyor. Burada ben daha sonra Almanya özelinde gireceğim konuya. Biraz uzun oldu videomuz ama o konuda sizi bilgilendireceğim. Ben daha çok Almanya'yı ilgilendiriyor ama biz çünkü gurbetçimizin en yoğun yaşadığı yer Almanya. Bundan dolayı buraya ilişkin ifadelerde bulunacağım. Buranın sosyal güvenlik sözleşmesinden bahsedeceğim Almanya'nın. Ama bu diğer ülkeler için de geçerlidir. Yani bunu böyle bilelim. Şimdi 2008'deki sosyal güvenlik reformundan sonra bizim kanunda sözleşmeli ülkelerden biri olan Almanya'ya ilgili bir genelge çıkardı Sosyal Güvenlik Kurumu. Hani birleşti dediler ya, emekli sandığı Bağkur ve SSK, şu anki ismiyle Sosyal Güvenlik Kurumu, bir genelge yayınladı 2010'da. 2010'da 91 sayılı genelge. Bakın bu genelgeyi Ekin'de şunu gösteriyor. Tabii sözleşme aylığı ile ilgiliydi bu. Bu genelgede hangi sürelerin borçlanma kapsamında hangi süreler sigortalılık halleri Almanya'daki maaşın kesilmesine, sözleşme veya normal borçlanma ile alınan emekli aylığının kesilmesine sebebiyet veriliyor. Bununla ilgili şemada da gördüğünüz gibi süreler borçlanılabiliyor ve emekli aylığını kesmeyen şeyler belirtiliyor. İşte burada hangileri mecburi prim ödeme süreleri, kendi nam ve hesabına çalışmalardan dolayı isteğe bağlı sigorta süreleri, bakım süreleriyle yani Pflegegeld'den dolayı borçlanma yoluyla ödenen primlere ait süreler, işte kendi nam ve serbest çalışanlardan dolayı zorunlu prim günleri, bunlar çalışma olarak değerlendiriliyor. İsteğe bağlı prim ödeme süreleri, çocuk yetiştirme süreleri ve sigortadan muaf cüzi çalışma. Yani önceden 400 oluyordu, şimdi 450 oluyor. Yani Aushilfe dediğimiz sigorta primi kesilmeden çalışma imkanı veren bu 450 euroya kadar olan işleri, o zaman 400 euroydu. Bunlar dedi çalışma kapsamında almıyorum. Yani çocuk parası alırken isteğe bağlı sigorta ödüyorsanız Almanya'da çocuk yetiştirme süresindekinde Erziehungsgeld alıyorsanız yine kesilmiyor. Kindergeld de bu kapsamda değerlendiriyor ve Aushilfe. Ne zaman diyor bunu? 5-8-2010 tarihinde. Serbest. Bunlar için serbest, diğerlerine yasak diyor. Gördüğünüz gibi tabloda da görünüyor bu. Ancak aynı şey 2011'e 48 no'lu genelgede de devam ettiriliyor. Yani yine bu kısa süreli Aushilfe dediğimiz 450 euroya kadar olan çalışma, o zaman 400 euro devam ettiriliyor. Aylıklar bağlanıyor. Ta ki
28.6.2012 tarihindeki 2012'ye 24 sayılı genelgeye kadar. Bakın bu genelgelerde tek tek inceleyeceğiz. Burada daha önce olmayan, yani kesmiyor denilen süreler burada kesmeye başlıyor. En önemlisi de 8. sıradaki Gelinfügige Versicherungsfreie Beschäftigung, yani sigortadan muaf olan Aushilfe çalışmalar yasaklanmış oluyor. O tarihten önce, yani yaklaşık 18 ay 23 günlük bir süre bu serbest kaldı. Bu sürelerde emekli aylığı bağlananlar ve hala da devam ediyorlarsa aynı kesintisiz olarak bunlar çalışabiliyorlar. Ama bunların dışında maalesef çalışma imkanı yok yurt dışında. Hatta şunu da söyleyeyim, 2008'deki 5510 sayılı yasanın 30. maddesiyle şöyle bir yasak da getirdi. Eskiden 506'da, 1479, yani Bağkur Kanunu'nda, SSK Kanunu'nda veya Emekli Sandığı Kanunu'nda böyle bir hüküm yoktu. 1.10.2008'den itibaren ilk defa sigortaya tabi olanlar, yani yeni girenler, o tarihten sonra ilk defa sigortaya tabi olanlar eğer emekli olduklarında onlar da yurt dışında çalışamıyorlar. Böyle bir madde koydular. Maddeye daha doğrusu hüküm, yurt içinde ve yurt dışında çalışmaya başladıklarından itibaren maaşları kesilir diye yurt dışında çalışmayı engellediler. Maalesef böyle bir durum var. Bizde herhangi bir, şimdi buradaki Almanya'daki sürelerde, hani bir işverenin yanında çalışıyorsanız kesinlikle alamıyorsunuz. Biraz sonra geri döneceğim bunlara, neden böyle olduğuna. Ben şurada şunu belirteyim, hemen bunu koyarım. Peki neden bize yurt dışında çalışmaya izni verilmiyor? Neden bu yurt dışı borçlanmaya bana? Bakın 2008'e kadar, yani sadece Türkiye süreleriyle, yani ondan sonra da, 2008'den sonra da emekli, sadece Türkiye süreleriyle 1.10.2008'den önce sigorta girişi olup hiç yurt dışı borçlanma yapmadan emekli olan Türk gelip yurt dışında çalışabiliyor. Çünkü hiçbir yasada, o zaman kaldırılan SSK, Bağkur, Emekli Sandığı veya bankaların emekli sandıklarından emekli olanlara böyle bir yasak yok. Onlar çalışabiliyor. 2147, demin bahsettiğim ilk borçlanma kanunundan dolayı Türkiye'de borçlanma yapıp parasını yatırıp emekli aylığı bağlananlar, onlar da gelip çalışabiliyor yurt dışına. Çünkü onlarda da öyle bir yasak yok. 2147 sayılı yasada. Bunlar çalışabiliyor. Peki neden çalışamıyoruz? Şimdikiler neden çalışamıyor? Bu sorunun cevabını biz bunları yetkililere yıllardır soruyoruz. Onlar bize şunu söylediler. Birincisi dediler ki, ya sosyal güvenlik sözleşmesi var. Onun için biz yapamıyoruz. Çünkü sosyal güvenlik sözleşmelerine göre hizmetleri birleştiriyoruz. Birleştirirken çakışma oluyor. Bundan dolayı biz emekli aylığı bağlayamayız. Sözleşmeli. Çünkü sosyal güvenlik sözleşmesi. Peki ben de soruyorum. Peki Almanya ile var. 28 ülkeyle bizim sosyal güvenlik sözleşmemiz var. Ama bunun dışında Amerika, Meksika, hadi bırakın Orta Doğu'da, benim hemşerilerim çok orada. Suudi Arabistan'da on binlerce insan var. Belki 100.000'e yakın bizim çalışanımız var. Onlar da emekli oluyor. Onlara da vermiyorsun. Suudi Arabistan'da bizim aramızda veya Amerika ile bizim aramızda sosyal güvenlik sözleşmesi yok. Ama oradaki sosyal güvenlik sistemine girdiği anda maaş vermiyorsun veya sosyal yardım alıyorsa. Demek ki bu mazeret değil. Aynı şeyi onlara da vereceksin o zaman. Yani sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkeye de vermiyorsun. Çünkü orada demiyor ki kanunda şuna veririz, buna vermeyiz diye. Hayır. Yurda kesin dönüştür. O zaman bu mazeret samimi değil. Ha,
Tamam, Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi'ni örnek alırsa evet teknik olarak bazı sıkıntı yaratabilir. Ne diyor? İki hizmetler çakışmamak kaydıyla iki ülkedeki hizmetler birleştirilir diyor. Tamam da ben emekli olduktan sonra da Türkiye'den emekli olduktan sonra eğer Almanya'da çalışıyorsam zaten bir şey çakışma söz konusu değil ki. Çakışmıyor, hiçbir şey çakışmıyor. Kusura bakmayın videoyu biraz uzatıyorum ama bugün bir yarım saatimizi alacak. Bu konuda dertli olanlara eğer oturup doğru konuşacağız. İkinci mazeret ne? İkinci mazeret şu. Ya öyle diyorlardı görüştüğümüz Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri. Ya işte bizde emekli olan çalışabiliyor Türkiye'de. Ama bunlar için sosyal güvenlik destek primi alıyorduk. O zaman %15'ti. %15 sosyal güvenlik destek primi alıyoruz. Biz Almanya'da çalışan işverenden bunu alamayız. Onun için teknik olarak mümkün değil. Yok. Biz de o zaman şu öneride bulmuştuk. Tamam, kabul. Eğer böyle bir şey diyorsanız, sosyal güvenlik destek primi almaksa amacınız, bana 1000 lira mı maaş bağlıyorsun aylık? %15'ini kes. 850 lira ver bana. Fakat onu da söyleme. Benden kes. Alman işverenden alma. Hakeza 2016'da biliyorsunuz Türkiye'de esnaf olarak yani Bağkur'dan pardon nereden emekli olursa olsun ama esnaflık yapıyorsa emekli olan kişi bir iş yeri açmışsa bir şirket ortağıysa ondan sosyal güvenlik destek primi alınmıyor artık sıfıra indirildi. Yurt dışında çalışan garibim yani serbest çalışan esnafa neden bu hakkı vermiyorsun? Onu da çalışma olarak görürüm diyorsun. Demek ki burada bunlar bir mazeret değil. Asıl ağızlarımızın kenarıyla söylediğimiz ve bizim tabii ki hiçbir yetkili bugüne kadar biz size yurt dışında çalışma izni vermeyeceğiz demiyor. Yani bunun için vermiyoruz demiyor. Mazeretleri üretiyorlar ama şunun için vermiyoruz demiyorlar. İşin doğrusunu biz söyleyelim. Yani bu benim kanaatim. Bakın 1978'deki demin okudum. 78'de ilk defa yurt dışı borçlanma kanunu, ilk yurt dışı borçlanma kanunu çıkarılırken ne demişlerdi? Eğer biz bunu devam ettirirsek mali sistemimiz çöker. Çünkü sosyal güvenlik kurumu nedir? Yani bütün sigortalar dünyada her yerde öyledir. Gelirleri vardır. Gelir nedir? Primdir. Yani sigortalılardan prim alır. Giderleri de işte bunlarla ilgili olarak kendi sigortalılarına hak tanındığı zaman çalışan veya emekli olanlara emeklilik aylığı bağlar ve sağlık hizmeti sunar. Bunlar da giderleridir. İşte gelirler giderler. Yani bir şirket olarak düşünüyorlar. O zaman çökmemesi gerek. Tabii ki anayasada 65. madde mali sürdürülebilirlik ilkesini gözetmek gerektiğini söylüyor. Yani denge kurmak zorundasınız bunda. Demek ki bir anarşi doğuracak diyordu kanun. Yani biz bunu çok uzatmayalım. Hemen bu izni vermeyelim. Yani hatta bu hakkı çok kullandırmayalım. Yoksa biz iflas eder. SSK o dönemin ismiyle. Haksız mı? Haklı. Neden? Gerçekten de Türkiye'deki şimdi ben rakam vereyim. 2017'de 17 yılında 51 milyar 700 milyon devletten destek alıyor. Yani bütçeden destek alıyor SGK. Buna rağmen 24.1 milyar TL açık verdi. 2017. 2018'de bunun 34 milyar 45 milyon olacağı düşünülüyor. Yani öyle öngörülüyor bütçe. Yani bu açık nereden verilecek? Herkesin ödediği vergilerden bu açık kapatılacak. İşte gelir gider dengesi bozulduğu için bize böyle bir şey ne kadar zorlaştırırsak o kadar iyi diyor Türkiye. Haklı yönleri olabilir. Ama o konuya da geleceğim. Üçüncü bir konuda aktif ve pasif olanlar. Yani aktif dediğimiz çalışanlar,
Pasif dediğimiz işte maaş alanlar. Emekli maaşı alanlar işte oradan sosyal devlet gereğince maaş alanlar. Sosyal güvenlik kurumundan. Şimdi bunun dünyada şeyi ideal olanı 4 kişinin çalışıp bir kişinin emekli olmasıdır. 4 kişi bir kişiyi karşılayacaktır. Ama Türkiye'de böyle değil. Maalesef. Yani 3-4 kişi çalışacak, bir kişi emekli olacak. Bizde nedir biliyor musun? Ben belirli dönemlerde, geçmiş yıllarda 1,37'ye kadar düşmüştür. Yani neredeyse bir kişi çalışıyor, bir kişi emekli alıyor. İşte bu dengesizlik de vardı. İşte 2008'de yapılan reformla bu makası açmaya çalıştılar. Ne kadar açarsak açar. Ben şöyle diyeyim. Bakın son 4 yılı söyleyelim. 2014'te bu aktif pasif oranı 1,94. Yani hemen hemen 2 kişi çalışıyor, bir kişinin parasını ödüyor. Emekli. İşte bu da bir dengesizlik. Bu da bir sıkıntıya sokuyor SGK'yı. İşte ne kadar çok emekli artarsa o kadar sıkıntı yapacak. Onun için bize yurt dışında çalışma izni vermiyor. Diğer bir konu da zaten bunu nerede ifade ediyor onu da söyleyeyim. Yani bunu bir devlet yetkilisi söylemiyor ama 10. Kalkınma Planı 2014-2018 arasında geçerli olan 5 yıllık kalkınma planımızda bize 10. Kalkınma Planı'nda bu tabirler geçiyor. 99'da ve 2008'de yaptığımız reforma rağmen emekli yaşına ilişkin belirlenen kademeli geçiş, biz bunu sonlandıramadık, uzadı. Emeklilik yaşı çok düşük. Emekli aylıklarına öngörülen oranların üzerinde artış. Emekli maaşını çok arttırıyoruz. Prim borçlarının yapılandırılması gerçekten de kaç tane oldu çıkıyor. Prim borçlarına af niteliğinde, af değil de silmiyor ama yapılandırma yapıyor. Ve yurt dışı borçlanma uygulamasının sürdürülmesi. İşte burada söylüyor. Bunun sürdürülmesi diyor bizim mali dengemizi bozuyor. SGK'nın mali dengesini bozuyor devletin. Bunu kim söylüyor? Kalkınma Bakanlığı'nın hazırladığı 10. Kalkınma Planı'nda. 10 birincisi daha hazırlanmaya devam ediyor. Onun istişare görüşmeleri devam ediyor. Bunun için diyor yurt dışı borçlanma uygulaması gözden geçirilecektir. Diğeri ise bu kalkınma planına ilişkin olarak strateji planı belirliyor SGK. SGK da orada diyor. Yani diyor burada kalkınma planında söylediği gibi bu hakkın korunması yani yurt dışı borçlanma ile ilgili ve ülkeye döviz kazandırması amacıyla getirilmişse de bu hizmetlerin sosyal güvenlik sisteminin aktüel riyal dengesini bozuyor diyor. Yani gelir gider o zaman. Ondan dolayı diyor yeni bir dönemde biz buna bakacağız. Gerçekten de denediler ama tabii siyasi gelişmeler buna izin vermedi. Hatırlarsanız 2014'te yurt dışı sigorta girişlerinin sayılmasıyla mavi kartların borçlanma hakkının verilmesiyle ilgili bir torba yasa 6552 sayılı yasanın Temmuz ayıydı sanırım o zaman görüşmelerinde kanuna bir madde eklediler. Alacağımız maaşı evet bu hakkı vereceklerdi. Dava nasıl olsa davaları kaybediyoruz verelim gitsin ama arada da bir şey edelim hem kısalım bu olayı dediler. Ve emekli maaşlarını yarı yarıya düşürecek bir düzenlemeyi kaşla göz arasında soktular oraya ama gelen tepkiler üzerine Cumhurbaşkanlığı seçimi vardı. Ağustos 10 Ağustos'ta gelen tepkiler Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulunda çekildi de şu şekle geldi. Yoksa denendi bu dengeyi sağlamak. Ama şunu söyleyeyim. Sosyal güvenlik açığı hemen hemen her ülke veriyor. Sosyal güvenlik açığı. Ama şunu unutmayalım. SGK bir şirket gibi yönetilemez. SGK şirket gibi düşünülemez. Çünkü devletindir. Sosyal bir devlettir. Türkiye Cumhuriyeti. Bu nedenle açık ne kadar büyükse vatandaşına sosyal hakları o kadar çok veriyor demektir. Yani ben onu o kadar kötü görmüyorum. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Netice itibariyle bakın 4 maddede sıraladım. Kanunun
gerekçesi, işte aktif pasif oranları, bütçe açığı, SGK'nın gelir gider dengesizliği, finansman açığı ve en son kalkınma planlarına veya strateji planına giren ifadeleri bize gösteriyor ki size yurt dışında çalışma izni vermeyeceğiz. Yani biz bunu böyle anlayalım. Ama bütün bunlara rağmen dünyada tektir. Yurt dışında çalışan insanına borçlanma hakkı verip hatta ev hanımına 85'ten itibaren veren tek ülkedir. Ve bana göre de en güzel yatırımdır. Ben ancak siyasi iradeyle, yani davayla değil, siyasi iradeyle bu hakkın verileceğini, yurt dışındaki insanımızın oy hakkının olduğu müddetçe bu kanun kaldırılamayacağını, hatta siyasilerin bu kanunun önündeki yurt dışı, yurda kesin dönüş şartını da kaldıracaklarına inanıyorum. Ama şu an vermemelerinin sebebi yok işte Almanya'nın suçudur, yok Fransa'nın suçudur. Türk devleti aslında istiyor, yok öyle bir şey. İstemiyor Türk devleti. Sebebi de bu işte. Ne zarar eder Türkiye? Zarar ediyor. Demin anlattığım gibi. İşte bu dengeyi bulmak gerekiyor. Arada bir çözüm bulması gerekiyor Türk devletinin ve Türk yetkililerin. Burada en son olarak ben şunu söyleyeyim. Zerf işlendik yapanlar için, yani serbest çalışanlar için, Almanya için, bunu daha önce bir videomda ifade etmiştim. Bunlarla ilgili istisnai bir uygulama olabilir. Şirket ortakları zaten maaş alabilirler. Yurt dışında şirketi ortak olanlar çalışmama kaydıyla. Ama zerf işlendik kayıtlar, yani serbest çalışanlar bu listede yok. Demin gündeme getirdiğim listede yok. Bunlar mutlaka dava açıp belki yargıdan daha önceki olduğu gibi bir karar çıkabiliyor. Ama diğerleri için kesinlikle bir setlik bile çalışma varsa, prim kesintisi de olsa varsa 98'de Anayasa Mahkemesi bu yolu kapatmıştır. Kesinlikle bunlara inanmayın. Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı değildir demiştir. Ve şimdiden sonra da açılacak davalarda bu değişmeyecek. Sadece siyasi irade Türkiye Büyük Millet Meclisi bu kanundaki bu 6. maddeyi kaldıracak ortadan. Yani yurda kesin. Nasıl diğerleri iptal edildi, sadece o kaldı. O da kalktığında problem çözülecek. Ben bunun olacağına inanıyorum. Peki. Bugün videomuz biraz uzun oldu. Sizinle hasbihal etmiş olduk. Görüşmek üzere. İyi günler.